İndiği üzere İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar açısından mutlak bir iletişimsizlik haliyle yaklaşık 3 yıldır bir tecrit hali devam etmektedir. Kamuoyuna yansıyan e, haber içerikleri, İmralı Ada Hapishanesi'nde avukatların görüş hakkının engellendiği, aile görüş hakkının kısıtlandığı ve buna ilişkin olarak da telefon yoluyla iletişim hakkının herhangi bir şekilde kullanılmasına imkan sağlanmadığını bilmekteyiz. E, Diyarbakır Barosu olarak 21 Kasım 2021 tarihinde, yani gerek İmralade Hapishanesi'ndeki mahpusların temel hak ve ne ilişkin olarak yerinde gözlem ve tespitlerde bulunmak için başvuru yapmıştık. Ancak bu başvurumuza istinaden Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir cevap verilmedi. Daha sonrasında Diyarbakır Barosu üyesi 107 avukat arkadaşımızla birlikte yapmış olduğumuz başvuruda gerek avukatlık mesleki faaliyetlerimizin engellenmesi, gerekse de tecritten kaynaklı temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen mahpuslar açısından yerinde tespit ve yerinde tespit ve gözlemlerde bulunmak ve mesleki faaliyetleri engellenen avukat arkadaşlar için avukat görüş yasağının kaldırılması ve bu noktada gerekli işlemlerin yapılması için Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'na birer başvuru yaptık. Bu başvurularımız da yanıtsız bırakıldı. Aradan geçen süre 2 yılı aşkın bir zaman dilimine yansıtılması nedeniyle yeniden gerek İmralı Adalet ve yerinde gözlem tespitlerde bulunmak insan hakkı ihlallerine ilişkin iddialar karşısında bu anlamda tespitlerde bulunup sürecin normalleşmesi ve hakları ihlal edilen Sayın Abdullah Hücalan ve diğer mahpuslar açısından gereğinin yerine yapılabilmesi için e, Diyarbakır Barosu olarak ziyarette bulunma ve e, aile görüş hakkı, avukat görüş kısıtlanması ve iletişim hakkının tanınmamasından kaynaklı ortaya çıkan kusurluğun giderilmesi için başvuru yaptık. Bu başvurumuz kendi içerisinde tecritin mutlak iletişimsizlik haliyle devam etmesinin ortaya çıkardığı ağır insan hakkı ihlali ve hukuksuzluğu bir şekilde giderilmesi noktasında cevap olmaktır. Bilindiği üzere Türkiye'deki mevzuat 5275 sayılı cezaların infazı ve güvenlik tedbiri hakkındaki kanun 59, 66, 68. maddeleri bir bütünen hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası olan bir kişinin belli sürelerde e, avukat görüş hakkının, aileyle görüş hakkının ve e, telefon yoluyla iletişim hakkının sağlanması gerektiğini ifade etmektedir. E, İmralı Adı Hapishanesi'ndeki mevcut uygulamaya baktığımızda ise kamuoyuna yansıyan haber içeriklerinde e, mahpuslar açısından e, keyfi ve hukuksuz bir şekilde disiplin cezalarının verildiği, bu disiplin cezalarına ilişkin kararlara karşı hukuki başvuru yollarında bulunmak isteyen ilgili avukat arkadaşlara kararların bile tebliğ edilmediği ve bir bütünen derhal infazına başlandığı görülmektedir. Kesintisiz bir şekilde belirli sürelerle sınırlı tutun, belirli sürelerle ve belirli koşullarda verilmesi gereken ve bunun hukuki anlamda da denetlenebilir olması gereken kararlarının kararların herhangi bir şekilde denetim mekanizmasından yoksun bir şekilde derhal infazına başlanarak herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin bu tarz kısıtlamaların, kısıtlamalara dair kararların verildiğini görmekteyiz. Kendi içerisinde bakıldığında mutlak iletişimsizlik ve tecrit hali Türkiye'deki iç hukuk metinleri yasal mevzuat açısından bir ağır insan hakkı ihlalidir. Mahpusun cezaevinde tutulduğu dönem içerisinde kendi temel haklarını kullanabilir olması gerekir. Bu anlamda bakıldığında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa Konseyi cezaevi kuralları, bir bütünen cezaevinde tutulan kişi temel haklarından yoksun bir şekilde işkence, insanlık dışı ve kötü muamele yasağını içerir bir takım uygulamalara maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmektedir. Bizim İmralı İmralı'da hapishanesinde tutulan Sayın Abdullah Hoca'nın diğer mahpuslar açısından talebimiz bir an önce bu mutlak iletişimsizlik halinin tecriti uygulamasının sonlandırılması, avukat görüş yasağının kaldırılması, aile görüş yasağının sağlanması ve e, iletişim yoluyla telefon görüş hakkının tanınmasını talep ediyoruz. Cezaevi idaresi tarafından e, mevcut durumda cezaevinde kalan mahpuslara ilişkin olarak belli koşullarda belli eylem ve davranışlara ilişkin olarak disiplin soruşturmaları başlatılabilir. Bu mevzuatta öngörülen disiplin cezalarına dönüşebilir. Fakat buna dair e, hangi eylemin hangi disiplin cezasına sebebiyet verdiği ve buna dair hukuki sürecin yani infaz hakimliğine şikayet başvurusunun sonrasını ağır ceza mahkemesi itiraz kanun yolu başvurularının tanınması gerekir. Ancak İmralı Ada Hapishanesi'ndeki mevcut uygulamada gördüğümüz husus şudur. İmralı Ada Hapishanesi'nin cezaevi idaresince ve Sayın Abdullah Hücalan ve diğer mahpuslar açısından keyfi herhangi bir şekilde suçlama konusu yapılabilecek bir eylem olmaksızın disiplin soruşturmaları başlatıldı ve bu noktada da disiplin cezalarına karar verildi. Bu disiplin cezalarına ilişkin kararların da hukuki denetim süreçlerinden yoksun bırakılarak doğrudan ve derhal infaz edildiktir. Bir bütünen belli bir süreyle sınırlı olmak üzere verilmesi gereken disiplin cezalarının süreklilik oluşturacak şekilde gün ayırt etmek etmeksizin biri biterken diğerine ilişkin olarak yeni bir karar almak suretiyle avukat, aile görüşünün, iletişim yoluyla telefon görüş hakkının sınırlandırılmasının aslında kendi içerisinde amaçlanan, amaçlanan durumun mutlak bir iletişimsizliği sağlamak olduğunu bizlere göstermektedir. Bu mutlak iletişimsizlik ve tecrit hali kendi içerisinde alınan kararların peşi sıra alınması ve kendi içerisinde hukuksuz, dayanaksız olmasından kaynaklı olarak yani tecritin ağır bir insan hakkı ihlali olarak yaşandığını bizlere göstermek. 107 avukat arkadaşımızla birlikte Diyarbakır Barosu'na bir başvuru yapılmıştı. Bu başvuru üzerine biz Türkiye Barolar Birliği'ne ve Adalet Bakanlığı'na gerek tecritin ağır bir insan hakkı ihlali olmasından kaynaklı bir an önce sonlandırılması, gerekse de avukatların avukat görüş yasağından kaynaklı mesleki mesleğini ifa etmekten yoksun bırakılması, engellenmesinden kaynaklı bu sürecin sonlandırılması talebinde bulunmuştuk. Aradan geçen bir yıla yakın bir süre neticesinde hala mutlak iletişimsizlik ve tecrit halinin devam etmesinden kaynaklı bugün bugün yani geçtiğimiz gün itibariyle tekrardan Adalet Bakanlığı'na hem bu temel hakların sağlanması ve ortaya çıkan tablo itibariyle Diyarbakır Barosu'nun kurumsal açıdan 5273 sayılı cezaların ifazı ve güvenlik tedbiri hakkındaki kanun 85. maddesine atfen bakanlıkça İmralı Adı Hapishanesi'nde yerinde gözlem ve tespitlerde bulunmak üzere tarafımıza izin verilmesini talep ettik. Bu konuda temel bir hakkı ihlal edilen e, herhangi bir yurttaş açısından nasıl ki e, talepte bulunup bu anlamda hukuki süreci işletiyorsak İmralı Adı Hapishanesi'nde e, tutulan e, Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar açısından da hukuki süreci izlemekteyiz. Buna dair sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Tecrit ağır bir insan hakkı ihlali olarak mutlak bir iletişimsizlikle belli bir süre özgü değil, sürekli olarak karşımıza durmakta. Tecritin kendi içerisinde hukuksuz bir şekilde alınan kararlarla yürütüldüğünü görmekteyiz. Bizim Adalet Bakanlığı'na başvurumuzdaki asıl amaç bakanlığın bu anlamda alınan hukuksuz ve keyfi kararlarla sürecin yürütülmesinin ne engel olmasıdır. Tecritin kendi içerisinde gerek iç hukuktaki yasal metinler gerekse de Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası e, anlaşmalar açısından bakıldığında herhangi bir şekilde kabul edilebilir, hukuki açıdan e, değerlendirilebilir bir durumu söz konusu değildir. Bu bize aslında tecritin e, mutlak bir iletişimsizlik haliyle uygulanmasının e, siyasi konjektürün bir yansıması olduğunu göstermektedir. Siyaseten e, Sayın Abdullah Hocalan ve diğer mahpusların İmralı'da tecrit altında tutulması bugünkü konjektür ve güvenlik politikalarının bir yansımasıdır.